Bu yayın biraz felsefe yapacağız ve bunu benim mantıksal analiz yöntemimle yapacağız. Sert gerçekliği bütün bünyenizde hissetmenize sebep olacağını söyleyebilirim. Elbette bu düşünen insanlar için geçerli olacak olan bir durum. Bildiğiniz gibi felsefe yapmak için felsefe bilmeye gerek yoktur. İnsan düşünmeye başladığı yaşlarından itibaren bazı şeyleri birbiriyle mukayese ettiğinde, bazı şeyler hakkında sorgulamalar yapmaya başladığında zaten felsefe yapmaya başlamış oluyor. Bunu kaliteli şekilde yapmayı beceren insanlar olduğu gibi eline yüzüne bulaştıran insanlar da mevcuttur. Ve maalesef bunların sayısı her zaman daha yüksek oluyor. Ayrıca felsefe yaptığını iddia edip tamamen manipülasyon ve algı peşinde koşan tipler de mevcuttur. Yani her türlü düşünceye açık olan bir alan olduğu için, bilimsel deneylere tabi tutulup tasdiklenmesi gereken bir alan olmadığı için kimin doğru kimin yanlış konuştuğunu herkesin idrak edebilmesi pek olası değildir. Elbette felsefi birçok görüş daha sonradan bilimsel alanlarda deneysel olarak da test edilip kanıtlanmış veya yanlış olduğu gösterilmiştir. Bu ayrı bir konu. Benim bahsetmek istediğim bunun felsefe yapmaya bir etkisinin olmamasıdır. Felsefenin tek bir kuralı varsa o da herhangi bir tabusal motivasyon kaynağına bağlı olmayıp tamamen özgür bir şekilde düşünmek, sorgulamak, araştırmaktır. Şayet sırtını herhangi bir tabuya, dogmaya, değişmez, değiştirilemez kavramlara dayayan birisi size felsefe yaptığını iddia ediyorsa ona gülünüp geçilmesi gerekir. İşte bugün üzerinde duracak olduğumuz konu tam da bu son söylediğimde çok ilintili. Tabusal motivasyon kaynağına sahip olan insanlar, felsefeyle ciddi şekilde ilgilenen, bu alanda çok fazla bilgiye sahip olan, kitaplar yazarak, saatlerce konuşarak alandaki uzmanlığını ispatlamış olan kişileri sığ bakış açılarıyla aşağılamayı, karalamayı çok severler. Sıfıra yakın bilgileriyle ilk defa duydukları felsefi argümanları dile getiren kişileri bu bilgiler kendi tabularıyla uyuşmadığı için alaycı sözlerle ötekileştirmeye çalışırlar. Başlarda felsefe yapmak için felsefe bilmeye gerek yok demiştim. Fakat siz salt olarak bir şeyler hakkında düşünüp sorgulayarak felsefe yapmak yerine felsefi argümanlar üzerine, felsefe tarihi üzerine, filozoflar üzerine vesaire analizler yapacaksanız yahut bu konularda bilgi sahibi olan kişileri eleştirecekseniz elbette felsefe üzerine epey bilgi sahibi olmanız, literatürden haberdar olmanız gerekir. Böyle bir girizgah yapmamın sebebi, başta da belirttiğim gibi, felsefeyi gayet iyi bilip kaliteli felsefe yapan insanlarla tabularının esiri olup eline yüzüne bulaştıran, dostlar alışverişte görsün diye takılan tiplerin arasındaki ayrıma dikkat çekmektir. Yaklaşık birkaç yıldan bu yana sosyal medyada tanrılar, dinler, inançlar, nonteizm vesaire türü konularla alakalı felsefi içerikler üreten ve bunu da gayet başarılı şekilde yapan bazı arkadaşların felsefi söylemleri İslamcılar tarafından kırpılıp biçilerek sürekli alay konusu haline getirilip geyiği yapılıyor. Bu söylemlerden birisi Allah'ın her şeyi bilmesi, bir zamanlar hiçbir şey bilmediğini gösteriyor söylemi. Yani kısaca bilgi bir edinimdir. Şayet bir tanrı bir şeyleri bildiğini söylüyorsa onları önceden bir şekilde edinmiş olması gerekir. Bu söylem A1 seviye bile felsefe bilgisi olmayan birçok İslamcı tarafından dalga konusu yapılarak siz daha bilmek ile öğrenmek arasındaki farkı bile bilmiyorsunuz. Tanrı talebe gibi sonradan öğrenmez. O zaten her şeyi ezelden beri bildiği için bir zamanlar hiçbir şey bilmemesi mümkün değildir tarzı veya biz Allah'a arif demeyiz, alim deriz. Bu da onun sonradan hiçbir şey öğrenmesinin mümkün olmadığını gösterir. Siz kim, felsefe kim türü açıklamalar görüyoruz. Şimdi mesele dini bir mesele olmayıp bu arkadaşların bir hayli cahil oldukları felsefi düzlemdeki bir konu olduğu halde inanılmaz bir özgüvenle felsefi alanda bir hayli yol kat etmiş insanların bilmek ile öğrenmek arasındaki farkı bile bilmeyecek kadar cahil olduklarını iddia edebiliyorlar. Trajikomik olan durum aynı arkadaşların konu din eleştirisi yapanlara gelince şu kelimenin Arapçasını yanlış okudun. Demek ki ben haklıyım. O elindeki tefsir kitabı değil. O tercüme, o kaynak sayılmaz. Demek ki ben haklıyım. Türü bilmişlik taslayan ukalaca açıklamalar yapıyor olması. Yani mesele din olduğunda Arapça bilip 35 farklı tefsir külliyatını okuyup üstüne en az 20 yıl usulü hadis, usulü fıkıh vesaire okumadıysan ağzını açamazsın savunusu yaparken öte yandan belki hakkında 2-3 kitap bile okumadıkları felsefe alanında bir hayli bilgi sahibi olan işin uzmanı sayılabilecek kişilere felsefe dersi vermeye çalışıyorlar. İşte bu boş özgüvenin temel kaynağı sırtlarına dayadıkları dogma bataklığıdır. Şimdi konuya girelim. Bilmek ile öğrenmek arasında bir fark var mıdır? Varsa bu fark nedir? Bilen öğrenmemiş midir? Öğrenen bilmiyor mudur?
Bu iki kavram arasında görece bazı farklar mevcuttur. Fakat bu farkların hiçbirisi bilen birisinin bildiği şeyi herhangi bir yolla edinmeden otomatik olarak sanki vahiy alır gibi bünyesine geçirdiği anlamına gelmiyor. Şayet bir şeyi biliyorsanız onu ya talebe gibi öğrendiniz veya kendi araştırmalarınızla öğrendiniz veya meleke şeklinde size birileri tarafından kazandırıldı ya da genetik yolla evrimsel süreçte o şey size aktarıldı. Benzer şekilde öğrenmek de bilmeye giden yolun temel taşını oluşturur. Peki o halde aralarında ne gibi farklar var? Şöyle, bilmek bazen dogmayı, bağnazlığı, öğrenmek ise sorgulamayı, eğitimi, bilimi vesaire betimler. Mesela bir Müslüman kutsal kitabı olan Kur'an'da insanın ve kainatın oluşumuna dair bütün bilgilerin aktarıldığına inandığı için herhangi bir tartışmada size ben insanın Adem ile Havva'dan yaratıldığını biliyorum, evrimmiş mevrimmiş bunlar hikaye diyebilir veya insanın dünyaya geliş amacı Allah'a kulluktur diyebilir. Bunların çokça örneğini görüyoruz. Peki bunları iddia etmeleri müminlerin bu konuları bildiğini mi gösteriyor? Hayır, bilakis bir alt bilmediklerini gösteriyor. Fakat öğrenmeyi tercih eden birisi evrimi araştırır, biyolojiyi araştırır, evreni araştırır vesaire birçok şeyi araştırıp öğrenerek bu dini iddiaların hurafe olduğunu, akıl ve bilim dışı olduklarını anlamış olur. Veya siz bir konuyla alakalı sadece bir tane kitap okudunuz diyelim, işte atıyorum fizik hakkında, kimya hakkında vesaire ve daha sonra bu sığ ve sınırlı bilgiden yola çıkarak fizik bilimini, kimya bilimini bildiğinize ikna oldunuz, ortamlarda ben fiziği bilirim diye caka satmaya başladınız. Oysa fizik, kimya dediğimiz bilimsel alanlar devasa boyuttadır ve bir insan bırakın bir kitap okumayı, ömrünün sonuna kadar bu alanlar üzerine uğraşsa yine de her yönüyle bilmiş sayılmaz. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Siz sadece bir kitap okuyarak bildiğinizi düşünüp bu alanlarla ilgili yeni bilgiler öğrenmeye kendinizi kapamış oldunuz. Bu açıdan da bilmek ve öğrenmek arasında fark vardır. Yine atıyorum Türkiye'de yaşayan insanları baz alırsak bunların %90'ı Türk kültürü hakkında ne bir kitap okumuştur ne de sade gezerek araştırma yapmıştır. Fakat sorsan hepsi Türk kültürünü, Türk aile yapısını size ders verecek kadar iyi bilir. Çünkü Türk kültürünü ailesinden öğrendikleriyle, toplumdan gördükleriyle sınırlı zanneder ki çoğunlukla da öğrendiği, gördüğü şeyler Arap kültürüne aittir. Onları da yarım yamalak öğrenmiştir. İşte bu da bilmek ile öğrenmek arasındaki temel farklardan bir diğeridir. Yani arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bilmek ile öğrenmek arasındaki farklar felsefe cahili İslamcıların size aksettirdiği gibi tanrısal bir ayrıma sahip değillerdir. Zaten böyle olmaları da imkansızdır. Peki neden? Çünkü her şeyden önce bu iki kavramda insanlar tarafından tarihin belli bir kesitinde düşünülmüş, tespit edilmiş ve oluşturulmuştur. Yani her iki kavramda insana aittir. İnsanı betimler. Mesela birisi size gelse ve bütün bakteriler düşünür şeklinde bir cümle kursa ne dersiniz? Şayet 3 IQ değilseniz kardeşim bakteriler düşünemez. Çünkü düşünmek bilinç sahibi olan insanlara veya bazı hayvanlara ait bir özelliktir. Birisinin düşünebilmesi için bir hayli gelişmiş bir beyine ve yine çok gelişmiş bir sinir sistemine sahip olması gerekir. Ayrıca memeli olması gerekir dersiniz, öyle değil mi? Tıpkı otomobillerin enerji ihtiyacı için 1,5 acılı Adana dürüm yerine benzine, mazota vesaire ihtiyaç duymaları gibi. Birisi benim otomobilim yakıt olarak şalgam suyu kullanıyor diyorsa bunu kimse yemez. Aynı şekilde birisi size Allah'ın her şeyi bildiğini söylüyorsa, bilgi sahibi olduğunu iddia ediyorsa vereceğiniz ilk tepki, kardeşim bilmek insana veya bazı hayvan türlerine ait olan sonradan edinilmesi zorunlu bir özelliktir. Allah bilemez, idrak edemez, vakıf olamaz. Şayet ortada bu tarz iddialar varsa o tanrı insan ürünüdür, olmalıdır. Antropomorfik herhangi bir özellik tanrısallığı kökünden çürüten en temel kanıtlardan birisidir. Yani tanrının bilmesi veya öğrenmesi arasında hiçbir fark yoktur. Şimdi bu örnekler dışında insanlarda öğrenmeden bilmeye bazı farklı örnekler de verilebilir. Mesela hiçbirimiz Türkçe konuşmayı okulda öğrenmedik veya yeni doğan bir bebek annesinin memesini öğrenerek bulmaz. Konuşmayı öğrenmek aileden duyarak meleke haline alan evrimsel bir aktarımdır. Bebeklerin memeyi bulması ise hormonal bir salgı sayesinde meydana gelen yine farklı bir evrimsel aktarımdır. Yani bu örneklerde de bir şekilde bilgi bize ya öğretiliyor ya da aktarılıyor. Kısaca insanların dünyasında bilmek ve bilmemek bunlara tekabül eder.
Dolayısıyla siz daha bilmek ile öğrenmek arasındaki farkı bilmiyorsunuz türü afilli laflar ederek Tanrı'yı savunmaya çalışanlar aslında neyden bahsettiklerini bile kavrayamamış olan insanlardır. Yazık. Allah'ın sonradan bilmesi gerektiği hususuna getirilen biz Allah'a arif demeyiz, alim deriz. Bu da onun sonradan bilmediğinin delilidir savunusuna da kısaca değinmek istiyorum. Yani gerçekten daha komik bir savunma görmemiştim. Madem alim demek her şeyi ezelden beri bilen, asla sonradan öğrenmemiş olan anlamına geliyordu, o zaman neden birçok hocanıza, din büyüğünüze, evliyanıza da alim diyorsunuz? Birazcık analitik zeka bekliyoruz, çok şey istemiyoruz sizden. Bu insanlar bilgiyi gökten vahiy yoluyla mı alıyorlar yoksa öğrenerek mi elde ediyorlar? Ki gökten vahiy ile almış bile olsalardı yine değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü yine edinmiş olacaklardı. Yani kendilerinde otomatik olarak bu bilgi var olmuş olmayacaktı. Alim ile ilim aynı kökten gelen iki kelimedir. Alim demek ilim sahibi demektir. İlim ise ancak öğrenilerek elde edilir. Burada bana hiç dedun ilminden falan örnek vermeyin. Onu da Allah birilerine öğretiyor sonuçta. Dolayısıyla şayet Allah'a arif demiyorsanız bundan sonra alim de demeyin kardeşim. Çünkü bunların her ikisi de Allah'ın tanrısallık vasıflarıyla eşit oranda çelişiyor. Biz insana primat deriz fakat asla memeli demeyiz demek gibi saçma sapan bir tabir bu. Bitirmeden önce şu konuya da değinmek lazım. Bu İslamcılar Allah'ın hiçbir şeyi öğrenmediğini, bildiği şeyleri ezeli bir şekilde bildiğini iddia ediyorlar. Peki Allah kendisinin öyle olduğunu tutarlı bir şekilde belirtiyor mu? Hayır. Bilakis birçok şeyi sonradan öğrenerek bildiğini, Kur'an'da bile birçok örneğiyle ortaya koyuyor. Mesela Enfal suresinin 65. ayetinde Allah diyor ki, içinizden 20 kişi 200 kafir mağlup edebilir. 100 kişi 1000 kafir mağlup eder. Bu ayette Müslümanlar bu ifadelerle savaşa teşvik ediliyor. Daha sonra savaş yaşanıyor ve yeniliyorlar. Allah'ın 20 kişiye 200, 100 kişiye 1000 kafir denklemi tutmuyor. Yani Allah yanılıyor. Ondan sonra Enfal suresinin 66. ayetini yolluyor ve şöyle diyor. Şimdi Allah sizde bir zaaf olduğunu bildi ve yükünüzü hafifletti. Sizden 100 kişi 200 kişiye, 1000 kişi ise ancak 2000 kişiyi yenebilir diyor. Yani ben sizden 20 kişinin 200 kişiyi yenemeyeceğini şimdi anladım, öğrendim ve bilmiş oldum diyor. Çünkü ayette şimdi sizde zaaf olduğunu bildim ifadesi geçiyor. E hani Allah hiçbir şeyi öğrenerek, deneyimleyerek bilmiyordu? Buyur işte görüyor, öğreniyor ve ondan sonra biliyor. Çok net. Yine mesela Bakara suresi 187. ayette Ramazan ayının geceleri erkeklerin kadınlarına yaklaşmaması ile ilgili bir ayet var. Erkeklerin oruç sebebiyle geceleri dahi kadınlarla birlikte olmayıp kendilerine zulmettikleri bilgisi Allah'a ulaşıyor. Ve Allah şöyle diyor. Allah kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Ne diyor? Bildi diyor. Neyi bildi diyor? Kadınlarınızla birlikte olmadığınızı. Yani Allah bu bilgiyi sonradan öğrendiğini açık şekilde belirtiyor. Bu tarz birçok ayet var. Yani İslamcılar Allah'ın hiçbir şeyi sonradan öğrenmediğini, her şeyi ezelden beri bildiğini iddia ederken açık şekilde yalan konuşuyorlar veya bu konunun cahililer. Allah da her tanrı gibi insanların yarattığı hayali bir varlık olduğu için Kur'an'da arada sırada bildi, öğrendi, buldu, haberdar oldu vesaire türü ifadeler isteyerek veya istemeyerek onun için de kullanılır. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.